Doğukan geliştirmeye nasıl başladı? Bilgisayarla ilgili meslek sesine yazıldığında başlamış oldu. Ama şöyle de bir durum var tabii ki. Benim yapmış olduğum mesleğin Doğukan'ın bu yazılım ve geliştirme konusunda kendisini geliştirmede rolü çok büyüktü. Nasıl ki işte ben bir hosting firmasında işe başladım muhasebe ve satış elemanı olarak. O zaman merak saldı. Bu nasıl yapıyorsunuz? Bu neydi? Şu neydi? Sunucu neydi? Server neydi? Hosting neydi? Domain neydi? Ve Doğukan o domain adı neydi diye onları öğrendikçe, domainin ve hostingin ne olduğunu öğrendikçe işte kendi kendine isimler bulmaya başladı. Tabii aradan zaman geçtikten sonra, Doğukan da liseye başladıktan sonra bu sefer oturup işte yeni fikir, yeni bir isim üretiyordu. İşte bana bu ismi alabilir misin? Ne? Webmafya.com veya başka bir anlatsana isim. Anlatsana bu Webmafya.com hikayesini. O ismi buldu Doğukan, bana bu ismi alır mısın dedi. İşte başka çocuklar, işten eve geleceğim akşamüstü, telefon ediyorum eve, diyorum ki çocuklar ben eve geliyorum, işten çıkıyorum, bir şey istiyor musunuz? Doğukan böyle, anne bana şu domaini alır mısın? Yani bu şekildeydi. Veya bana bir hosting açsana ama lütfen megabayt büyük olsun. İşte şunu da koyacağım, bunu da koyacağım şeklindeydi. Sonra Web Mafya'yı buldu ve neyse biz bu hostingi de açtık. Domaini de aldık Doğukan'a. Doğukan orada kendine Vibulatin diye bir program vardı. O programı da yükledi. Orada işte kendini sürekli şeyler atıyor, videolar atıyor. Kendine konular açtı. Her konu var işte içinde. Aradan bir müddet geçtikten sonra bir mail gelmiş patronumuza. Ki ya dedi, senin oğlanın dedi web sitesi için bir uyarı gelmiş Vibulatin'dan dedi. Hani kapatın burayı, yasak diye. Ben de korktum. Aa tamam, kapatın dedim ondan sonra. Patronum da dedi ki yok ya, niye kapatacağız? Bırak çocuk oynasın. Yani çünkü Doğukan orada oyun oynar gibi işte videolar yüklüyordu. İnsanlarla sohbet ediyordu. Arkadaşları geliyordu filan. Böyle bir şey söyledi. Neyse aradan bir ay geçtikten sonra şeyde bir yazı, işe gittim yine. Web Mafya işte mahkeme kararıyla kapatılmıştır diye. Hah dedim, yani en sonunda bunu da yaptık yani. Neyse sonra yine hani bir şey olur mu dedim arkadaşlara. Yok hayır, ne olacak, hiçbir şey olmaz. Hani yasal açıdan bize bir zararı olur mu dedik. Hayır, zararı olmaz dediler. Yani Doğukan'ın başlaması aslında böyleydi. Ve Doğukan halen daha sürekli bir şeyler üretiyor. Sürekli yeni fikirler çıkarıyor. İşte ben front-end developer'ım dedi. Ama şimdi geldi Doğukan. Burada işte bana sürekli şey diyordu, işte bana şey alır mısın, GoPro alır mısın, GoPro. Neyse biz alamadık. Sonra kendisi evlendikten sonra kendi kendine GoPro'yu hediye etti. O GoPro'dan sonra da şimdi yeni yeni fikirler üretmeye başladı. Yine her gün farklı bir fikir üretiyor. Tabi bundan sonra ne olacak bilemiyorum. O fikirlerin sonunda daha neler çıkacak ortaya. O konuda da hiçbir fikrim yok. Ama tabi Doğukan için paranın önemli olmadığı, iyi bir şeyler yapmak, başarılı olmak, insanlara yardım etmek çok daha önemli. Doğukan için böyle. Doğukan nasıl dersen de böyle bir şey söyleyebilirim. Flexible Grid Sistem'in çıkış hikayesini hatırladığın kadar anlatabilir misin senin gözünden? Doğukan'a bir web sitesini daha hızlı nasıl yapabilirsin? Şimdi bir iş yerinde çalışıyordu. O iş yerinde de sürekli tasarım yapıyorlar ve çok yoğunlar. Hadi çabuk hani acele ediyorlar bir tasarım yapmak için. İşte bu bitiyor, öteki başlıyor. Bu bitiyor, öteki başlıyor. Doğukan da bu arada tabii eve geldiğinde ya hani bunu daha hızlı nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Daha sonrasında işte hem telefona, hem iPad'e, hem iPhone'a, hem bilgisayara bunları hepsini birden nasıl atabilirim diye yine fikirler üretmeye başladı. Bir gün banyodan çıktı, fırladı, geldi, tamam buldum dedi. Ve Doğukan Flexible Grid Sistem'in hikayesini bana göre böyle başladı. Ondan sonra işte Flexible.gs'yi aldı. Flexible.gs alındıktan sonra da zaten Doğukan önce odasına geliyordu, odasına giriyordu. Bir şeyler yapıyordu. Ama sonra tabii yapıyor ama hani ben ne yaptım kafasında bunu idrak etmek ve daha iyi kafasına yerleştirebilmek için de koştura mutfağa geliyordu. Anne bak şöyle bir şey yaptım deyip fayanslarda bana anlatmaya başlıyordu. İşte bak burası 1, 2, 3, 4, 5 sayıyoruz. Buradan burada bir tane, burada 3 tane, burada 5 tane. O fayansları bana şey olarak gösteriyordu. Hani sanki bilgisayardaymış gibi. Çünkü bana anne bir gelsene dediğinde mutfakta işim var. Ya yemek yapıyorum, ya bulaşık yıkıyorum, ya yemek ayıklıyorum, bir şeyler ayıklıyorum. O da ne yapsın? Hani beni de odaya çekemeyince mecburen mutfaktaki fayanslardan anlatmak durumunda kaldı. O biraz mecburiyettendi yani fayanslarda anlatıyor olması. Ama bana göre Flexible'ın hikayesi bu şekilde başladı. Arkadaşların sana sorunca oğlun ne iş yapıyor? Bilgisayarcı diyorum ama ne diyorlar? Program yapıyorum, site yapıyor. O ne demek ne diyorlar? Yani anlayanlar ha aferin çok güzel. Nereye gitti? İstanbul'da. Anlamayanlar?
Teknokent'e gitti İstanbul'da. Anladım. Bir tanesi anlamayan Teknokent neresi? Sana el sesim abi dedim. Evet dedim, aferin dedim. Arabanın olduğu gibi diye düşünemedim dedim. Çok büyük binalar var. Hani çok büyük binalar var düşün dedim. Hani sana el sesim, hani tek katlı düşün hala. Lastikçi, tekerlekçi bir otu. Ama orada dedim, bilseye dönüşüyor ama çok büyük gökdelen gibi binalar var. İnsanlar large, hani şu, oğlumun annesinin adı şortla, işte saç sakal serbest, gayet böyle bir rahat ortamda çalışıyor yani. Ama orada hep üretiyor bunlar. Orada sen sadece elinde çekiç veya başka bir parça değiştiriyorsun. Bu üretiyor bunlar. Yani ayrı bir dünya orası. Ama şimdi bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Yok. Tweet atıyorum. Annemin Twitter'ı var. Tweet'i favlıyor, retweetliyor. Gidiyor takip ettiğim adamları takip ediyor. Ya mesleki olarak bunlar, sen niye oraya yoruma giriyorsun, retweet'e giriyorsun, beğeniye giriyorsun? Bak bu video senin ve bu videonun altına istediğin kadar yorum yazabilirsin. Ya bunu ötekiler yazmaz. Ama benim diğer tweetlerime dokunma. Yazmıyorum zaten. Sadece retweet yapıyorum. Yani ben de kötü niyetle yapmıyorum. Evet, kötü niyetle yapmıyorum. Tamam, belki beni takip eden çok fazla insan yok ama olsun. Gene de benim de bilgisayar camiasında arkadaşım, eşim, dostum var yani. Yani Oğuzhan var, Nettirek var. Ben kendim zaten İnetmar'dayım. Yani Deniz var, Faik var. Arkadaşlarım var yani benim de. Bunlar da hepsi bilgisayar camiasından. Ben de diyorum ki ya bakın arkadaşlar, hani benim oğlum da var. Bakın böyle bir şeyler yapıyor diye gurur duyduğum için ben de onları evet retweetliyorum, beğeniyorum. Ne yapayım, görsün insanlar istiyorum. Yarın ikiniz de ünlüsünüz. Ben eğer öyle yaparsam... Neyse, bunların hepsini çıkmayacağını bildiğim için çok rahatım. Çünkü Doğukan bunları montajlayacak. Bazıları çıkacak, bazıları çıkmayacak. Yani zaten 22 dakikalık bir video seyredilmez. O yüzden en fazla 6-7 dakikalık bir video seyredileceği için 22 dakikanın hepsi çıkmayacak. Çok biliyorsun her şeyi. Evet. Lütfen like'layın. Ama herkese yardımcı olun lütfen. Evet, çıkaralım mikrofonu. 300 lira o mikrofon. Dikkat öyle. Parası şey, vereyim parası, kaç parası vereyim parası. Gözümü sevdi, 300 lira. Vereyim ben o zaman, karımdan önüyorum. Alayım hemen, bir tane daha lazım. Arkadaşlar yazmış, Doğukan senin sesin çok az geliyor. Hep konuşanın sesi çıkıyor. İki video, gidip şimdi gidelim alalım. Alalım, daha kaç tane mesela? Tamam. Ayıp ediyorsun. Parayı yapacaksa iş çözeriz.